dövüş sporlarının tek adresi Esport Plus sunar. WhatDigital'de Sport Plus'ın sunduğu Pound for Pound'a hoş geldiniz değerli dövüş sporu severler ben Yücel Tuhan, Recep Mert, Arda Tümer'le beraber sizlerle olacağız hafta sonu gerçekleşen UFC Abu Dhabi kartını konuşacağız ve gündemi değerlendireceğiz aynı zamanda. Programa başlamadan önce öncelikle bir hatırlatmamız var. Ee, Türkiye'de dövüş sporlarının tek adresi Esport Plus. Fatih diye kanalımızın da ana sponsoru sadece Türkiye'de değil. Dünyada bu kadar önemli dövüş organizasyonunu yayınlayan platform bulmak zor. Esport Plus kuruldu 2018'den beri başta MMA ve boks olmak üzere önemli dövüş or sporu organizasyonlarını Türk spor severlerle buluşturuyor. Esport Plus'ta UFC'nin yanında PFL, Bellator, Cage Warriors ve önemli boks gecelerini izleyebilirsiniz. Canlı yayını kaçırdıysanız tekrar izle özelliğiyle uygulama içinde tüm içeriklerin tekrarlarına ulaşabilirsiniz. Esport Plus'a şimdi esportplus.com üzerinden fight2024 koduyla üye olursanız ilk ay 3 ay indirimde olacak. Teşekkür ediyoruz Esport Plus'a. Ve UFC Abu Dhabi kartıyla başlamadan önce nasılsınız? İyiyiz. <laughs> İyiyiz valla koşturuyoruz. Olimpiyat izliyorsunuz. Olimpiya, olimpiyat izliyoruz bolca. Kitlendik işte. E, dün gece 100 metre erkekler finalini izlediniz. İnanılmazdı ya gerçekten. 100 metre erkekler. Sonucu gördüm ben de. izledim İzledim yani, de. Abi Saç ne sa olacak? Saçmasın. Zaten <gülüyor> tam okay. <laughs> saniye bir şey <laughs> ya. Bari, ya. bari, <laughs> bari son, onu izle kardeşim. Son 0.50 saniyesini izledim. Hani onu çok yakın. <laughs> son <yetmez>. son <laughs> Abi totali 9.5 saniye. En iyi yerini izlemiş ama. Baş kısmını <laughs> zaman kaybetmemiş. Gerçekten, yok. gerçekten inanılmazdı ya. Ola, e, bir saniyenin binde beşi. Binde beşi. Tarihin en yakın finişi. Tarihine yakın finişi. Bir de son 10 metre çok kötü çıktı. Son 10 metre inanılmaz bir öne atışı. Yani koşarken de kendi içinden kendini ittiriyormuş gibi bir çabayla. Ya yani olağanüstü ve çok yetenekli zaten. Hı. Ki 100 metreci de değil orijinali değil mi? 200 metreci aslında. 100 -200. Yüzmeye yani 100, yüz, yüzmeye diyorum. Yüzde, dövüş mü falan. iyice gitti. <gülüyor> <gülüyor> Biz koşmaya e, yeni başladı. Yani 2-3 senedir. 2023 hmm. Dünya Şampiyonası'nda da e, koşmuştu Aslında diye hatırlıyorum. Aslında 200'de çıkmıştı diye evet, evet, ben iki, de Yani 200'cü olarak çıktı. Hmm. E, harikaydı ya gerçekten. Yani yüzme finalleri olsun. İşte boksta e, milli sporcularımızı 3 hmm, madalya. E, keyifle, keyifle izliyoruz. izleyeceğiz daha e, final müsabakalarını. Ee, ...çok güzel bir spor yazı geçirmeye devam ediyoruz. Evet. Yani şey gibi oldu. Ee, Baha gibi oldu böyle bir detoks. Yani bu kadar hmm. sporu izleyince. Ee, yani futbol tabii ki birincil gündem ülkede sonuçta. Bizim için dövüş sporları aynı zamanda. Hmm. Ama bunlara bir ara vermek böyle olimpiyatta hakikaten muazzam oluyor. Özellikle atletizmi ben dün fark ettim. Hani yoğunluklu olarak olimpiyat izliyorum. İlk ee, ilk hafta işte judo'yla hmm. daha çok geçti judo ve boksla. Hani diğer sporları da tabii ki denk geldi. iyi oldu benim için de bir ara oldu. Ama gene çalışıyoruz. Olimpiyat hmm. programı da çektik tabii sports Digital için. Ee, fakat yani hakikaten güzel bir ara oluyor ama dün böyle başından sonuna atletizm izledim. Abi, bir de Djokovic'e de ayrı bir parantez e açmak ayrı. lazım. Dün. Olimpiyat programı buraya da taşınıyor. Yani uzatmak istemiyorum ama dün yaptığı bir tek halkada yani, yani tenisi tamamladı. Adam evet. her şeyi almıştı ki en sıkıntı çektiği kort stili olan toprak. Yani olimpiyatlarda da en son Barcelona'da 92 sezon senesinde toprak kort varmış. Yine bir toprak kort. Hani Alcaraz gibi daha iki ay önce Wimbledon'da. İki e, ay bile değil. İki ay bile üç değil hafta değil mi? önce üç falan. Hafta, üç hafta bir ay önce falan. Hani domine edildiği Hı. rakibi karşısında iki tane tiebreak bir setle hani tarihi yazdı 37 yaşında. Evet. Ona dair bir parantez açmak evet. lazım. Ama e, olimpiyatın ruhu atletizmdir diye ben e, doğru, belirteyim. Dün doğru. başından sonuna kadar ilk kez izledim. Ya hakikaten atletizm başka, başka bir şey yani. Benim teknik bir sorum var. Yalnız şunu anlayamıyorum. Bu o... Slow motion'da da izledim ben görüntüyü ama o, onu izlememe rağmen kimin kazandığını tam anla, anlayamıyorum ben. Tam kuralı biliyor musunuz? Yani neresin geçmesi lazım? Yani... Torsoymuş. Hı hı. torso Yani torso. şey köprücük kemiği. Hı hı. Yani şey şu yukarı yani kafa değil de e, omuzdan hı hı. E, geçmesi gerekiyor. Yani ben hakikaten ama yani normal izlediğimde bana şu anda da izlesen ben Thompson kazandı derim mesela ama foto finish'te tabi hani gözün görmediği bir aralık var işte o binde 5 o demek ki yani hani o gözün görmediği bir aralık Video var. Video'da yani. kesinlikle hani hareketli şeyde kesinlikle görmüyorsun şeyde görüyorsun fotoğrafta belirginleşiyor biraz da o da saniyenin binde beşi kadar belirginleşiyor yani öyle söyleyeyim. Bir de şöyle bir istatistik var galiba işte son 20 yılda mı 30 yılda mı öyle gelişmiş ki spor. 30 yıl önceki en iyi adam bugünkü en kötüden daha kötü falan. E, tabii gibi. sanırım öyle. Öyle evet. bir yani de süreler var. Süreler gittikçe şey tabii canım. Yani süreler var bir de dopingli 80'ler özellikle. Dopingli tabii. dönem işte Ben Johnson rezaletleri var. Ya skandal diyeyim rezalet demeyeyim de. Ee, yani dopingin daha ne zaman hani kullanıldığı vesaire hani o dönemler var. Ee, yani Usain Bolt da zaten geldi her şeyi darmadağın etti yani hani. Usain Bolt'un rekoru da ne zaman kırılır? Kim bilir. Ya yani bunlar 9.79'da kazandı. E 958, 9.58 Hüseyin Bolt. Yani Hüseyin Bolt çok bir de 9.58'i yaptığında diğer 3 rakibi de yanlış hatırlamıyorsam yani kendi en iyi de derecelerini yapmışlardı onun yanında koşan evet. insanlar da falan o acayip. Öyle bir adam olduğu zaman sen de diğer yanındaki atlet olarak sen de yukarı çıkıyorsun. E, olimpiyat programımıza <laughs> şimdi yüzmeyle devam ediyoruz. <laughs> Arda açtı bilmiyorum ben bu evet, kadar girmeyecekti. Evet Kuzey'de 5. oldu. saat önce olimpiyat programı yaptı. Öyle için mi? Kuzey de 5. oldu 1500 metrede. Neredeyse dördüncü oluyordu. Devam ediyoruz. E, e, tamam kapatalım artık Kuzey'de de tebrik abi. ediyoruz. Bu arada evet, Simon ediyoruz. Biles alamamış bu sabah. Evet saban. gümüşü gümüş almış. E ee, judoda madalya çıkmadı bu arada. Hani oradan dövüşe şey yapalım. Judo'da aslında bekliyorduk ama olmadı. Boks'ta 3 madalya, tekvando ve güreşte Başladı. Güneş bugün itibariyle başladı. Yusuf Dikeç. Ee, bakalım. Yusuf Tikec zaten onu söyleyelim evet. dünyada fenomen oldu. O e, Yusuf Tikec de dünyada bir numarayız. Olimpiyatın <laughs> en e, büyük, en... en ilgi çeken imajını biz verdik Türkiye verdi. Hem bu arada <laughs> madalyayı da aldılar tabii İlayda ile Yusuf. E, ama ben e, hani programda da söyledim. Bir sabah uyandık ve Yusuf Dikeç'e uyandık yani. Aynen. Sosyal medyayı kesinlikle ben anlamıyorum. <laughs> yani ben anlamıyorum ama iyi oldu tabii ki. Yusuf Dikeç herhalde Hak Tuğ'dan sonra <gülüyor> <Gerçekten> <gülüyor> son bir ayda ama Her yere, her yere çıktı. Yani her yerde bir içerik olarak konuşuldu. Ee, güzel. Güzel yani. Bence de. Çıkan o mimler falan süper. Mimler inanılmaz aynen. Hı. E, bütün bunların arasında bir e, UFC Abu Dhabi kartı geride kaldı. E, oraya geçecek olursak eğer Umar Nurmagomedov, e, Corey Santaygan'la karşı karşıya geldi. Bekleneni verdi mi diye sorularımıza yanıt verdi zaten de bekleneni verdi mi diye size sorarak Daha başlayayım. ne versin bence Allah mükemmel benim yani. için bekleneni verdi. Ben inanılmaz dün akşam gruba da yazdım. Bana sıkıldığını söyleyen arkadaşlar yani falan vardı. Yani evet, sıkılanlar olmuş ama yani bu kadar üst seviye sen yazdın ya ikinci kez izledim ve abi inanılmazmış yani diye Tamamen paylaşıyorum duygularımı. Bu kadar eşleşen e, ve şey yani hani e, şeyden etkileniyorsun. Ya Kori'den bu Dağıstan ekolü hani Abdulmanap'ın planının yani ne savundu kardeşim ya? Hani ona puan vermek istiyorsun ama yani sonuçta bu sporda müteşebbise ve agresif olana yani onu deneyene puan verildiği için onu bertaraf etmeye çalışana değil ama yani e, insanın içi buruluyor hani bu kadar sonuçta bu bir baskın bir ekol ve gerçekten şu an MMA'de e, çok etkili olan bir şey Abdurmanab'ın planı ve onların spor onun sporcularının Dağıstan ekolünün uygulanışı MMA içerisinde Üreşten bahsediyorum ve Corey Sanhagen bir böyle hani mini makale yazmış da bununla alakalı bir yol çizmiş önümüzdeki seneler için MMA'de en azından bir nebze ne kadar nötralize edilebilir bu yani hani yere almak için hangi açılarda el pozisyonlarını nasıl yapılması gerekiyor? Yere alındıktan sonra arkada e, submission tehlikesini e, bertaraf etmek için e, nasıl hareket etmem lazım? İşte sürekli rol edişi vesaire. Gerçekten bir blueprint ortaya çıkardığını düşünüyorum. Bunu daha önce bu kadar iyi şekilde yapanı ben izlememiştim. Yani İslam'a, e, İslam'a İslam karşı, Habibe karşı, işte Umara karşı e, bu ekoldan gelen sporculara karşı dolayısıyla etkilendim ama Sonuçta ona rağmen işte şey yapamıyorsun. Yani bu kadar iyi performans sergilemiş olmasına rağmen çok net bir şekilde de yenilmiş oluyorsun. Bu da aslında Yakol'un ne kadar etkili olduğunu da gösteriyor. Ee, feintler, e, ayak değişimleri, e, farklı açılar bulmaya çalışmaları 5 round boyunca ben aşırı keyif aldığımı söyleyebilirim. Yani sıkılanları sıkıl, nasıl sıkıldılar? Ben şey yapamadım yani. Çok yüksek seviye bir MMA maçı ve çok iyi eşleşen iki MMA dövüşçüsü izledik. Ee, çok iyiydi yani bence çok çok harika bir maçtı ve bence. de teknik olarak bence de senin en iyi maçlarından bir tanesi. Ee, dediğin gibi Corey Sandhagen elinden geleni yaptı. Bu kadar fark ben de beklemiyordum. Hani yerdeki farkı bekliyordum ama ayakta da Umar'ın başarısını bu kadar çok beklemiyordum. Bayağı gerçekten gelişmiş durumda Umar ve büyük tehdit yani şu an karşısındaki Birçok kişiye büyük tehdit. Hani son dakika gruba bir şey atın bugün gördüğünüz mü bilmiyorum. Bir Merap'la bir karşılaşıyorlar falan. Hmm. Merap'tan uzun işte birbirine bir saygı var gerçekten. Ve Daha kalın gözüküyor Merap'tan. Evet, ilginç gerçekten. Lesi gelişmiş ve oturmuş gözüküyor daha iyice yani. Yani Merap zor yani Merap için çok zor bir rakip Umar. Umar muhtemelen onu da geçebilir şu anki kafamda. Ama Sean O'Malley, onu avlayabilir mi avlayamaz mı o çok kritik gerçekten. Ama dedin ya sen bu ekolü işte kim nasıl yapacak işte blueprinti gösterdi Corey Sandegan diye. Bana kalırsa Umar için en ters eşleşme ve ona karşı en büyük şansı olan eşleşme. Neyse ki Umar için Umar şanslı ki şu an artık dövüşmüyor. Ama bu stili bu şekilde dövüş tarzında en iyi çözecek kişi Jose Aldo olurdu. Bu işte bu sigette. Çünkü Umar'ın maç boyunca en açık kaldı. Şimdi ters karttan dolayı alçak tekmelere çok açıktı. Çok iyi alçak tekmeler gitti Corey'den. Bence oranın biraz üzerine gitmesi lazım ama her alçak tekmesinde de umarım bir tutma riski var. Zaten yakaladı birkaç tanesini falan derken atması da zor. Ona biraz daha sert tekme atan, biraz daha çaktırmadan tekme atan zaten iyi olan Corey Sandhagen'ın e, tek dans olmasından daha da iyi tek dans olması olan bir isim lazım. O isim de bence ayakta da belki boksta e, üstünlük kurma, kurma ihtimali olabilecek prime dönemindekinden bahsediyorum. Jose Aldo olurdu ama Josel da ortada yok. E, Merat'la çok büyük bir çarpışma olur ama Şanomali'yi alabilir mi? Şanomali ona karşı ne yapabilir? Gerçekten çok bomba maç olacak. Ama hani gecenin başında da aramızda da konuşuyorduk. İşte bu gecenin sonunda, bu gecede iki tane güzel bantamweight maçı var. Biri bu, bir de kartın işte başlarındaki maç. Konuşacağız birazdan. E, Figueredo, Chito Vera maçı. Ya Bunların hangisinden çıkan title shot alsın konusunda bence hiç akıllarda soru işareti bırakmadı. Umar buradan ...yani zaten müthiş bir sıralama atladı. Müthiş bir adım attı yani. Hı hı. Top 3'e evet. girdi şu anda yani. Yarın muhtemelen listeler çıkacak göreceğiz. İki numaradaydı Kore'yi. Yani evet. işte iki numara olması lazım yani bence de. Hı. Dolayısıyla... ya e, ...umarın yani. Dolayısıyla Merab Şanomali kazananının... ...buna verilmesi hiç... E, ...garip olmaz yani. Denevayt zaten olacağını söylemiş bunun. Evet. E, Meliye de... ...Kerem'e de teşekkür ediyoruz. Meli'nin notlarında var. Denevayt Umarım Janomayli eee Merap maçının galibiyle karşılaşacağını söylemiş. Ki olması gereken de buymuş gibi gözüküyor zaten. Aynen. E, burada bu arada Jose Aldo dedin. Jose Aldo Mayıs ayında dövüştü. Jonathan Martinez yendi ya. Hmm. E, Jose Aldo'nun durumu bence kritik yani hani hani bıraktı ya, mı bırakmadı mı işte bırakmıştı geldi Jonathan Martinez'le dövüştü falan. Bu haldeki bu performanstaki değil de aynen 5 sene önceki Jose Aldo olsaydı 7 sene önce Jose Aldo olsaydı o zaman işte süper. Umar için de şeyi de söylemek gerek. Yani sonuçta Corey'nin verdiği seviye sınavlar Umar'a göre daha fazla yani. işte Piotr Kesinlikle. Yan'la dövüştü. çok şey sert savaşlara girdi. Hani Umar geliyor yenilgisiz geliyor ama işte bu testlerde biraz daha fazla görmek istiyorduk. ne kadar komple bir dövüşçü olduğunu Kori gibi bir ismi Striking'de de kayda değer vuruşlarda çok baskın gelerek son derece ayakta da çok rahat görüş, şey dövüşerek ki bu hep işte Habib'in striking'i İslam'ın ne kadar efektif yani bu şeyden Dağıstan'dan gelen sporcuların konuşulur umarım ki yani vuruşlar tekmelerle de karıştırdığında yani inanılmaz komple bir oyunu var bilmiyorum valla yani Sugar Sean Merab o i̇kisine biraz... de ikisine de tehdit gibi duruyor. Bu biraz Habib'e yazar abi bence. Çünkü geçen haftaki Belal galibiyetinden de sonra... Ben şunu düşünmeye başladım. Gerçekten bu Habib'in yani şarap gibi yılanıyor adamın şeyi. E, dövüş IQ'su. Gördüğü adamın çözme ve ona oyun planı üretme konusunda çok çok iyi. Burada Habib'e de kredi vermek lazım. E, diğer taraftan çok kritik bir test atlattı aslında burada Umar. Adamın ilk 5 şantlık maçı Corey Santel'ine karşı böyle sıralamada 10 10 kişi yukarıdaki bir adama karşı kendisini yani kendisinden ve böyle bir performans nefes aldırmadı. Yani her round'u kazandı diyebilirsin. Belki birini verdi diyebilirsin. E, dolayısıyla Doğru. mükemmel performans. Yani bu adamı antrenmanlarda iyi testten geçiriyorlar. Bu adamın gördüğü en kötü gün bu değil. Yani çok daha kötülerini kamp, yaşatıyorlar kamp, belli ki yani. kamp. Zaten Umar e, maçtan sonra kendi performansından beğenmediğini söyledi. Ee, yani güreşiyle domine edeceğini onu e, yıldıracağını düşündüğünü söyledi. Bunu yapamadı. Bu tabi Kore'ye yazar. Yani Kore'nin işte Arda'nın da anlattığı gibi. E, yani Kore ne kadar o manada kendini geliştirdiğine yazar. Ya yani Umar Nurmagomedov e, ya yani beni de şaşırttı. İşte on numaradaydı, iki numarayla karşı. Ya yani ondan önce karşılaştıklarına bakıyorum. Yani bir isim olarak anabileceğimiz Hani Barcelos var. Bir de Brian Kelleher var yani hani isim olarak herkesin de aşina olduğu olabileceği isimler. Dolayısıyla işte Recep'in de dediği gibi hakikaten çok yukarıdan biriyle karşılaştı. Mesela o geçiş sağlamadı. Beş ve 5 round ve ilk kez ana maç aynı zamanda ve bunları çok iyi karşıladı. Burada Habib'in tecrübeleri hakikaten çok etkiliyor gibi. Hani burada tabii İslam kendi aldı ama İslam'ı da oraya getiren bir yerde Habib'in tecrübeleri, Belal'i oradan bir şekilde onlarla çalışıp çıktı. Şimdi Umar geliyor. Ee, hani ben bu maçtan şüpheliydim açıkçası. Ee, sıkıntılar yaşayabileceğini düşünüyordum. Umar'ın. Yaşamadı. Ve Kore'yi de tamam. Kore'nin ayağa kalktı çok domine olmadığı yerde tekten savunmasıydı. 15 tane tekten denemiş yani Umar. Özellikle o arkaya geçişleri muazzamdı yani. Hani tekten tek dalıp oradan arkaya geçmesi falan. Çok iyi yaptı. Başkası olsa orada... ...çıkamayabilirdi. Corey çıktı. Ama Corey'nin de kariyerine baktığımızda... ...zaten hani kırılma anları... ...ya tamam ben de güreşeceğim dediği noktalar. Yani işte bu... ...T.J. Tamam, tamam. Dilaşo ve Piotr Yan maçlarını... ...üst üste kaybettikten sonra... ...o kendini biraz daha güreşle maçları... ...almaya e, adadı. İşte son Gadonk maçı... Evet. E, Chito Vera, Rob Font maçları... ...aslında strikingine zaten güvendiği... ...etkili bir strikingi olan Corey... ...güreşi de iyice katmıştı kendi... E, ...cephaneliğine... ...ki buradaki işte tekden savunması... ...yerde tutulamaması hani bunların göstergesi... ...ama... E, ...ayakta yenildi yani... ...Umar'a... ...hani beni şok eden şey bu... ...Kori ile ilgili... ...ayakta yenildi... ...yani sadece tamam... ...güreşte yenilmedi... ...güreşte savundu... ...hani nötralize etti... ...ama beni asıl şaşırttı lan... ...Kori cephesinde... ...bu da Umar'ın tabii ki ne kadar... ...geliştiğini... E, ...ortaya koyar... ...ayakta yenilmesi ya Kori'nin... ...ayakta nasıl... ...Umar'a yenilebilir diye ben... ...hani başta burada bir fark yaratabileceğini... ...düşünüyordum. O manada Umar'ın... E, ...geldiği seviye hakikaten muazzam. Hani komple olduğunu biliyoruz Umar'ın. Yeni nesil... ...Dağıstanlılardan biri. işte ...Usman'la beraber. Usman Nurmagomedov. Umar Nurmagomedov. İşte o Habiblerin... İslam'da tabii ki başka bir yere... ...geldi ama sırf güreşi kullanan... ...sırf kombat samboyu kullanan... E, ...Dağıstanlılardan farklı... ...bir yerdeler ve... E, ...burada da geldiği seviyenin ne olduğunu o farklılığı Corey Sandhagen gibi tehlikeli bir striker karşısında net bir şekilde gösterdi bence. Asıl etkileyici olan benim için o mesela. İşte MMA geliştikçe o ekolün içinde de şuna fayda sağlıyor bu. Zaten kadar tırnak içerisinde ölümcül bir tehdidin var ki onu rakibin aklına soktuğun zaman strikingini de daha rahat devreye sokabiliyorsun ve sana gelecek şeyler de yani koride tekme atmaktan çünkü yani hani single leg yakalasa altına girse ya herhangi bir vuruşun karşılığında e, ıskaya geçtiğin altına gir yumruğunun altına girdikleri zaman o tehditle karşı karşıyasın. Sen ne kadar bunu iyi savunabilirsen savun. O sürekli geliyor. Bir tane gelmiyor ki, 2 geliyor, üç geliyor, on beş diyorsun. O doğru. Yani. O yüzden de e, kafan zaten otomatikman çok bulanık başlıyorsun. Ya yani, e, bu tarz dövüşçüyle e, dövüştüğün zaman ee, hani övüyoruz evet ama tabii ki sonuçta Umar'ın geldiği nokta komple oluşu işte bence İslam da şu an gerçekten o seviyede yani o kamptan ikisi de şu an e, çok iyi seviyelerde. Vallahi ben bu testi gördükten sonra şugaya zaten e, ve merhaba da sıkıntı olabileceğini düşünüyorum açıkçası umarım. Bence burada. E... Umar Nurmagomedov için Mali daha büyük rakip. Öyle mi Merat'tansa yani. Bence de. Yani çünkü Şanomail'i yani sev sevme başka bir şey ama... ...yani bu tek dan savunması, grappling biraz küçümseniyor gibi geliyor bana. Yani Umar'la güreşir falan hani bunları demek istemiyorum ama... ...Kori'den e, hani Kori'yi striking manasında hani bir özellikle striking manasında... ...bir test olacağını düşünürken Şanomail'i striking manasında daha büyük bir test... Dolayısıyla hani çok rahat da yenebilir bu arada umar çok rahat da gösterebilir o da olabilir ama ben Merab'dan daha tehlikeli bir işte o tehlike seviyesini biraz düşürerek söyleyeyim daha tehlikeli bence şanomaylı bunun olabilitesini bence Merhaba için merab, Şan, maçında, merab maçında göreceğiz, maçında göreceğiz. Aynen, doğru, yani doğru. sorular orada biraz daha cevaplanacak çok doğru ya yani mesela doğru. şey var Merab'ı geçerse şanomaylı o zaman evet. bu maçın şeyi inanılmaz, i̇nanılmaz yükselecek inanılmaz. yani kesinlikle evet. kesinlikle baya bomba maç olur. Ee, ona da şey vermiş olduk. Başka. Bu arada İngilizce konuşması, İngilizce konuşma çabası... Evet. ...ve bence... ...hani Rusça'dan çevrildiğinde de aynı şeyleri söyleyen... ...bir adamın konuşmaları çevriliyor ama İngilizce konuştuğu zaman sanki böyle karakterini daha iyi anlıyormuşuz gibi geliyor bana. Evet. Ve ben çok beğendim abi şu an... ...birçok dövüşçünün... ...o kamptaki birçok dövüşçünün hep iyi özellikleri birikmiş onda gibi yani evet. işte disiplin... Evet. E, böyle... E, ...daha muhafazakar olması böyle biraz daha şey olması... ...sakin olması, hiç böyle artistik yapma, şov şov yapma gibi bir derdi olmaması... ...çok doğru konuşması, ben inanılmaz beğendim yani bu hafta sonu umurumda. Kendini ifade bakımından o kampta Habib'den sonra gelir ikinci yani. Hmm. İyi yani gerçekten, kötü yani, değil. Evet yani karakterini ben, o İngilizcesi göre. belki İslam'ın daha iyi şu anda... ondan emin değilim ama yani şeyi çok beğendim. Yani bu adamın e, çok uçmuyor hemen, hmm. çok, rakibini tebrik ediyor bu arada... Cory de da kötü bir dönemine denk gelmedik abi. Cory Santago'nun evet. iyi bir anında de Trevor en... Whitman almış yanına. Evet. Abi en iyi Cory Santago'yu yendi adam ya. Yani 5 roundta bence çok büyük bir olay yaptı yani. O Habibler falan da herkes zaten çok sevindi. Usman ee, falan atladı hemen. Ee, sarıldı Habib buna maç biterken. falan da Corey sarıldı ve bence performansından ötürü gitti. tebrik etti. Aynen. Aynen. Performansından ötürü. Şunu sorayım o zaman. E, ya yani Cory Santago Abi son roundlarda artık sol direk atıp duruyordu... ...başka da bir şey yapmıyordu... ...ya sol... ...Corey Santaygan'ın... St. ...strikingle dövüşme arzusunu da sekteye uğrattım... ...ona da bir darbe indirdi mi... ...hani artık... ...maçın gittiğinin farkında... ...köşede farkında... ...Corey Santaygan da farkında... ...ama bunu çevirebilecek ekstra bir şey görmedik... ...Corey'den... Abi yapacak şey kalmadı çünkü... İşte yani Umar round... onu elinden aldı mı? Evet, round sonlarında son 30 saniye... ...son bir dakikalarda indirdiği yere... ...ve roundları çok iyi götürdü... ...Umar... Her yere indirinde kalkma derdi var, sırtını ka kaptırma derdi var. Bir sürü soru var Kore'nin etrafında, kafasında. E do ters kart dövüşüyorlar. Tekme atsam olmuyor. E ter ters kart dövüşüyorlar yani tekme atsam tekme atmama bile gerek yok, yok. Adam her an single daldı dalacak bana. Yani bu arada e Siklet'in en uzunlarından biri Kory En uzunlarından biri olduğundan dolayı da bence... ...bazı tekmenleri süper savundu. Ona rağmen Umar... Hı -hı amansızca yani bırakmadan ki devam etti orada umarın dalışları tek daldı yani. yani çift dalmadı çift dizi açık tabii orada apar katı açık çift dalması daha zor zaten <laughs> ters ters kar duran iki şeyde ters duran iki rakipte ön bacaklar birbirine yakın o öndeki yakın bacağa dalış çok daha kolay hem bir de daha güvenli yani hmm. çift dalış evet. yani tek e, çift dalışlarda daha işte boynu kaptırman falan gibi şeyler çok daha kolay falan ama tek dalışta da bu sefer şey daha zor. Düşürmesi daha zor. Kaldırdı, işte dengesini bozmaya çalıştı, bozamadı birkaç kere. İşte bozamadı, yerde o. arkasına geçti falan. Oralar Ay, çok. Aynen iyi yani. işte o bu bunları bırak. Yani bir de en uzun olmasına rağmen evet. yani bir başkasına ya top 3'teki adamlar belli oldu. Cory için kötü haber şu. Ya belli ki burada en zirvedeki 2 3 kişiyi yenemeyecek yani Kore'yi. Daha... Şimdi ben de onu diyecektim Recep. Yani hani boyu da uzun, kütle de var. Acaba tüy sikletle tüy siklet mesela Merab ve Umar gibi grinder var mı? Ee, Ay, acaba yok. hani Topru'ya Holloway falan o maçlar abi, ben cehennem gibi adamlar var ya. Yani. Yani cehennem gibi. E burası da abi burayı da aşamıyorsun. Öyle. Yani. Doğru. Oraya, oraya şey kalır biraz. Cılız kalır. Nasıl kalır yani. diyorsun? Bilmiyorum. Olur yani, de belki bilmiyorum ama uzuvlar olarak şey olarak Yeterli Şeyden, de... İlya'dan büyük yani aslında ha, büyük. belki kütle olarak yani yani sırt olarak falan ufak kalabilir belki yani. Topurya ile karşılaştığını düşün yani. Vallahi ben zor. düşünüyorum. Bilemiyorum ben. Ona geleceğiz Topurya'ya. Bu arada Shannonmile eee Meli yazmış umarı dövüp bir Dağıstanlıya kaybettiği için Kanırı utandıracağım demiş. Ha, Sırf bu yüzden umara meydan okuyabilirim diyor. Ee, bunun da derdi Kanırla. Bunların Sırf derdi. Bu yüzden ama Koreyi evet, yendiğinden evet. falan değil hani yanlış yani. yanlış. Bunların misin? derdi yeni kanırlı oldu işte bunlar. Bu soruldu bu arada umara e, medya gününde soruldu yani Şanomali ile işte Kanır Habib gibi bir şey olur mu? Ya o çok başka bir yerdeydi dedi yani orada çok fazla hakaret vardı Kanır tarafından iş yani kişisel nefret işine dönmüştü. E, o öyle öyle bir maç olamaz dedi oraya gelemez ama iyi olur dedi yani ve ama rakip seçmiyor şu anda Umar. Merap da olur diyor. Eee da olur diyor. ...yani öyle bir benzetme yapıyor medyada öyle bir benzetme yapıyor. Ka Kanır Habib gibi pardon. Shanomail'e ile Umar benzetmesi yapıyorlar. Yani o da şeyden herhalde. Ya, olabilecek en benzer o. Stiller benziyor bir de A yani. yani hani. Kontra counter puncher şey. Dövmeler de benziyor falan. Dövmeler <laughs> zaten ondan. Counter puncher geri giderek de dövüşebilen bir striker'a karşı işte ama belki Habib'ten de daha donanımlı. Hani yerde belki Habib kadar değil ama geri kalan kısımlarda Habib'ten de daha donanımlı bir Umar yani. Bu arada onu Umar'ın neden memnun olmadığı e, belki burada yatıyor işte. Yani tamam bu gelişimi görüyoruz. Habib'ten daha iyi striking İslam'da Umar'da. Ama Habib'in dominasyonu, onun güreşi gibi bir şey hakikaten yok abi ya. Abi bu haksızlık ya yapmayalım bu adamları. Bu şeyi yap. Habib yani başka bir şey oraya, abi. Evet, i̇şte tabi, onu diyorum. Işte. Bitiriciliği Hayır, başka bir şey yani. De, onu başlı. onu demeye çalışıyorum. İslam bile yani. haksızlık yani. Onu demek <laughs> istiyorum. Yani o kadar iyi dövüşçü İslam, elitlerin evet. eliti, krem döle krem. Ama Habib başka bir şey abi. Ha i̇şte tamam, bütün bunlar Habib başka bir yere koyuyor Hı -hı. zaten. Yani bu bunları karşılaştırıp işte Habib daha iyi dövüşçü İslam'dan. Bunu demek istemiyorum. Habib'in güreşi ve kombat sambosu sırf güreş diye ayırmamak lazım bence. ya yani çok başka bir şeymiş yani. yani onu Güreşten öte zaten aslında güreş olarak bakarsan belki İslam daha iyi. Aslında judo, combat, sambo ve submission grappling tarafı. Hani jiu-jitsu da demeyeyim artık buna. Ve güç. Grand and pound abi. Hepsinden ayrılır Habib'in grand and pound. Ama submission grappling de öyle. Yani Habib'te bir sürü şey var. Abi. Justin Gage'i bu adam yani şey, submission'lardan submission beğendi. Hani bunu yapmayayım da şu olsun bari falan. Böyle bir opsiyon, böyle bir lüks mü var abi hiçbir dövüşçü? Yani Kenar maçında. Olacak bir. iş değil yani. <laughs> çok acayip yani. Bu arada keşke 10 sene önceki Recep'e söyleyebilsem bunu. Hani böyle en merak ettiğimiz dönem vardı ya Tony ile bunların durumu. Hmm. Yani aslında mis meçmiş. Oralara ]mış. geleceğiz şimdi ya. ya. Evet. Direkt evet. Oraya Ya da bugün ya. ondan etkileniyoruz belki ama. Evet. Yani o gün de muhtemelen şimdi bugünkü kafamla baksam mis o yani. O gün çok ortada görüyordum ben. Şimdi Aynen. Şimdi dönüp baktığımda yani. <laughs> o gün zaten Habib'in dalışına giyotin oturtabilir falan diyordum ben de. Tony. Ama tabii Tony'nin de o kablolara takılıp bağlar koptuktan sonra da orada tepe taklak aşağı gittin. Yani oraya gelene kadar da çok da dokunulmaz. Hani 12 galibiyet serisi mi 11 galibiyet serisi mi öyle bir seriden Tony. geliyordu. Yani çok da dokunulmaz geliyordu bir yandan. Tam öyle prime karşılaşması Ve gibi isimler olacaktı. İsimler falan o dönemin en iyileriydi yani. Hatta bugün gelmeden önce düşündüm dedim acaba şeyi konuşur muyuz? Sizce en iyi performans hangi maçta Tony'nin diye? Açalım. Ben en iyi performansı alamıyorum. mı? Benim hatırladığım kadarıyla hmm. bence Donald Senor'un maçında yani en iyi performansı falan. falandı. Darsla mı? Yok. Hani Donald Senor de ile kim diyebilirsin Edson de. Edson Barboza'yı Darsla yenmişti galiba. Onu şey Kevin Lee'yi Giotin'le yenmişti falan. Kevin Lee o zaten interim. Geçici kemer maçında. Anthony Pettis olabilir. Pettis yani. de büyük. Anthony Pettis maçı da. Kevin olsun. Lee'de karşısında maçı çevirme biçimi maçı inanılmazdı yani. Ama Dana Serone'nin ağız göz gitmişti yani. Rafael Dos Anjos'u da de, yani. Onu Kanuru da aynen, sürekli. Aynen. Rafael Dos Anjos'u da yenmişti. Edson Barbosa, Tibao bir sürü var. Tibao da yani <laughs> Yusada öncesi dönem e, sanırım, 2015 Tibao'su. Habib'le Habiple yani. karşılaşmıştı. Tibao yani abi dolap gibi bir adamdı. 2015 yani, ama azalmış hali. Bu TRT sonrası o. Öncesi ha, Tibao. Ö, öncesi Habib. Sen. Öncesi Habib, o Habib'in en Kaldıramadı ya, var. sökemedi yani. Aynen. Öyle, bir, öyle bir dolap gibi ki. Tony'ye geçelim o zaman. <laughs> e, karışık gidelim. E, Michael Kiyasa çok şık bir rear naked çok aldı. Bir, bir üç dakika 44 saniye sürdü zaten. E, Tony Ferguson arda arda sekizinci mağlubiyetini, dokuzuncu. Yok sekiz sekizinci mağlubiyetini evet. aldı. BJP'nin <laughs> rekorunu geçti. Kötü bir rekor tabii ki. UFC tarihinde üst üste en fazla mağlubiyet alan dövüşçü. Tony Ferguson inanamıyorum. Tabii ki sen yani dört tane mağlubiyet alsan gönderiyorlar zaten. Ama BJ Penn, Tony öyle gönderilmeyecek adamlar olduğu için... ...onlar kalıp mağlubiyet almaya devam ettikleri için öyle Doğru, diye ben ya. söyleyeyim yani. Diğerlerinin hani devamını göremediğimizden. Diğer, evet, evet diğerlerinin devamını göremediğimizden. Yoksa 15'ler 20'ler görürdük biz tabii. burada. Ee, hani bu rekorun Tony'ye kalmış olması beni rahatsız ediyor tabii Aynen. ki. Aynen BJ Penn'e de öyle. Yani. BJ Penn'e yani de aynı iki, şekilde. İki şampiyonu adam. Bitecek gibi de değil be ya. Abi bırak eldivenleri işte. Ha bir eldiveni bıraktı. Hani ben emekli olmayacağım ailemi konuşacağım. İkinci eldivenini çıktı. İkinci eldiveni de seyirciye attı. Sonra da gene net bir yanıt vermiyor. Ama şey şunu da seviyorum yani. Ben UFC dışında dövüşmem diyor. Dana White da bu son maç şeyini yaptı. Acaba ne olacak? Aklı. Sözleşme, şey önermezlerse, şimdi. sözleşme önermezlerse ne olacak abi yani? ...istemiyordur artık. Bence daha. bırakır ya. Ya hakikaten UFC'ye öyle bir bakışı var. işte, Tav şampiyonu olmuş... ...oradan çıkmış işte... ...interim kemeri almış. Bence de UFC'den... ...ya dövüşmesin zaten. Ama UFC'de de... ...dövüşmesin. Bence. Abi yani çok seviyorum. Ee, ve... ...Justin Gaethje maçı olmasa... ...ya yani o maç olmasa... E, ...yani tamam abi dövüşsün falan derdim de... ...abi Justin Gaethje maçı... ...Tony Ferguson, Justin Gaethje maçı... ...hele... Pandemi zaman seyirci de yoktu. Yani orada yediği yumruklar falan ya orada inanılmaz hasara hasara kariyeri için zaten. İnanılmaz hasar aldı. Bence orada bitti. Ya orada bitti zaten. O zöneydi. zaten ilk ilk yenilgi o. Aa, evet. Tabii oradan Bu, tabii. sonra zaten. Bu... Oradan Bu... sonra Aynen, başladı. seri başladı da o o abi yani o yani açıp bir daha izlesin seyircilerimiz inanılmazdı aldığı yumruklar ve hani son yumruğu hatırlıyorum. Herpteen'di galiba. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Yani hiç normal reaksiyonlar göstermiyordu. Böyle garip bir kafa sallama var orada. Arkayı arada. döndü zaten. Biraz. Arkayı döndü bir hani nerede olduğu falan gittin neredesin. Arkasında koşuyordu yani. Çok yani. çok çok ciddi e, hasar aldı. E, o noktadan sonra bence böyle bir kariyer gözden geçirme durumu vardı ama bu tip adamlarda zaten o çok beklenen bir şey değil. Yani, bu, yani maçta abi, da, dur, dur, lütfen. bu maçta da şey işte anlatırken de şey diye düşündüm. Yani tep etmeyecek, bayılacak, uyuyacak diye düşündüm. Tep etti. Hmm. Yani Nate Diaz'a karşı da tep etmişti zaten. Yani normalde mesela tabii ki hoş bir yer değil tartışılacak belki ama... E, ...anlatırken onu dedim yani tep etmeyecektir dedim ama sonra hatırladım işte Nate hmm. maçını falan. Evet. Tony Tep etmez abi. Ama o da artık kırıldı mesela. Koli Kırılan şeylerden. Yani kolu kolu, kolu gidiyordu yani, az kalsın. Evet, e, Evet. Ya zor artık. Artık ya. o tepi yani. yani, de ediyor yani. O mentalite de gitmiş. Aslında en güvenli submission'lardan biri. Bayıl değil mi yani? Kırılacak bir şey de yok o sırada. Çünkü evet. bizi ona alıştırdı yani. O tepe etmemeye de alıştırmıştı. Artık o da geliyor yani hani Nate maçı şimdi bu maç. Bilmiyorum. Abi Michael Chiesa'ya karşı oluyorsa bu çok zor. Yani EZ Çok zor. round. Yani e, çok birinci zor. round evet. Hemen hemen arkasına geçiyorsan ee, Tony gibi bir şeyi Ten Planet Gigi su yani seviye artık yani oralar falan kalmamış yani kafada çünkü e, ciddi şey var. Ee, Eskiden Eddie Bravo gelirdi ya. ya bunun köşesine bak artık hiç gelmiyor. Gelmiyor ha. evet bayağı. Bobby Green'e uyudun mu bu arada? Bobby Green'e de arm triangle'la hmm. olmuş da. Tony Ferguson. Hı hı. Orada uyudu galiba. Zaten galiba bu da her şeyi açıklıyor yani. Bobby Green Tony Ferguson'ı arm triangle'ı alıp bitiriyorsa. Hı. Umarız bırakır diyelim. <laughs> e, Tony. Yanına var Şarabuddin Magomedov, Mihal Olekseyçuk. E, Şara bence doğru hamleler yapıyor. Olekseyçuk nakaltçı biriydi. Hani test için korkulabilecek biri mesela. E, i̇ki hafta, üç hafta kala kabul ettiği bir maç. Kazandı. Yani çünkü Melih'le de konuşuyorduk bu sabah. Abi Şara bir yerde yenilecek. Yani bunun için ama doğru kişileri seçerek o ilgi alanını çoğaltıyor, daha fazla para kazanıyor, daha fazla iş yapıyor. Ama öyle bir izlenim veriyor ki, yani müthiş tekmeler, hmm. harika tekmeler. Bir yerde yenileceğini hissediyorsun bence Şar'ın hmm. O maç bu mu olmadı mesela. Çok iyiydi. Holakseyçuk karşısında ve. ...net bir garbiyet aldı e, Seyirciler iyi bir dövüşçü dediğim gibi ama biraz... ...bir tek yanı biraz açık kapıları var. Doğru adam geldiğinde o kapıları yoklayacak biri geldiğinde... Evet. ...herhalde bundan sonra artık yaklaşacak çünkü şu an bayağı... yani kiminle dövüşsün artık mecburen sıralamaya Nick girmesi lazım. Nick Diaz istedi mesela. Yani Nick Diaz eğlenceli olur. Nick Diaz da dövüşecek de iptal oldu falan. Vicente de... Luque ile karşılaşacaktı. Aynen. Vize sorunları dolayısıyla o maç gene yapılacak herhalde ama başka tarihe... Abi Hatta birazdan gibi. konuşacağız programın sonuna doğru ama... ...308 kart ayarlanmışken bu adam zaten Amerika'da dövüşemeyecek. Nick Diaz. Bu 308'de koyuyor. dövüşmek istiyor zaten. He, Nick, zaten He. orada dövüşebilir. Abi, <laughs> Nick Diaz ne ya? Nick Diaz'a para kazanmak Diaz <laughs> onun için iyi mesela. Ama Nick Diaz iyi isim bir... İsim olarak <laughs> iyi de yani test mi? Abi iyi bir Nick Diaz'a yenilebilir bence ya. <laughs> abi bak şöyle düşün. İyi bir Nick Diaz gelebilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Onu bilmiyorum Ben biliyorum <laughs> bilmiyorum. abi. De, Dana White abi ya. gibi düşün. Nick Diaz'ın kaç maçı var abi muhtemelen bir... Yani kaç, kaç, kere dövüştüreceksin bu adamı daha? 1 hmm. 2. Yani. Abi bu arada Nick, belki de hiç. Nick Diaz için bence Vicente Luque'den daha iyi. Onun için de daha iyi şara. En azından tek yönlü bir dövüşçü. Evet. Nick Diaz için. Bir de Nick, Nick Diaz'ın hani volümüyle üzüne üstüne gidebileceği. Bu arada şu Nick Diaz şöyle bir şekilde bir ihtimal ilginç hale getirebilir maçı. Tekme mesafesini kapatıp yumruk mesafesinden dövüşürse o Aynen. Diaz evet. volümüyle ...bir anda eğlenceli bir şeye dönüşebilir i̇şte yani. İyi bir Nick Diaz derken onu kastediyorum aslında ya. Nick yani. Diaz'ın son UFC maçında yani bunları yapabilir kap kapasitede o, o... Abi, o Robbie Lawler'la şey olacak. aynı değil, öyle düşün yani. Yumruk olarak ya da bilmiyorum yani bu kadar... Gerçi burada da Oleksiy çok üstüne bayağı yürüdü. Geri adımlayarak bayağı dövüştü, harika. Abi direkt atar gibi yan tekme atıyor ya. Çok o iyi, çok bomba çok gerçekten. Yani. Ya bence bu arada ikisinden... Yani Nick Diaz'ı harcayacaksa, Shara... Harcasın abi. Seyirci için, şarayı parlatmak için yapsın hmm, bunu. Abu Dhabi yani. de yapsın bu işi yani. Bence, Bence para iyi, olarak mantıklı. İyi bir kart oynadı burada. Nick Diaz'a meydan okuyarak bana kalırsın. Nick Diaz'ın ilgisini çeker. Ulan bir maçlık gideceksem buraya gideyim de hani, para kazanayım. Diaz bir yani. kere Abu Dhabi'ye gitmez. Son maçını Niye e, abi? Burada gidiyordu. Vizeden dolayı gidiyordun? diyorlar. E bu da Abu Dhabi'deydi. E, gidiyor muydu Nick Diaz? E, Nick Diaz Luque buradaydı. Aha. Nick Diaz'ın vize sorunları diyorlar. O sebeple e, Abi tamam demiştir. Yani. Sonra da üşenmiş. Yani gerçekten ben hiç. Bir kere zaten e, yani benim gördüğüm Robbie Lowell'ın maçında şarayla şu an reaksiyon zamanlaması olarak yani şeyde strikingi ele alalım. Yani i̇ki kat fark var şu an. Yani yaştan e, Nick Diaz'ın bolca kullandığı maddeden ötürü olan etkilerden dolayı reaksiyon zamanlaması olarak iki kat fark var. Ben şu an şarayla yani hiç rekabetçi görmüyorum. Yani Nick Diaz bir efsane ama Nick Diaz kaç yaşında abi artık? Yani aşırı yavaş, aşırı sloppy gözüktü. Ama o Nick Diaz-Robbie Lawler maçında da Nick Diaz oraya gelene kadar sorunlar olduğunu anlıyoruz. Öyle bir şeyler denmişti şimdi net hmm. olarak hatırlamıyorum da. Fakat da ama dediğin gibi ne kadar hazır olabilir ki Nick Diaz? Ya bir de Nick Diaz abi niye Vicente Luque'yi alıyor ki? Bu yani. maç olsun abi bence. Nick Diaz şar ama. Aynen. Bence hani, de mantıklı. Hamzat dalardı. Nate olamadı bari hmm. bu olsun. Hamzat Nate. Ha, okey. <laughs> bir de Şara yani orta siklette de böyle yani izlediğimde ...çok orta siklette yani biraz büyük mü böyle dişli bir rakip yani o çok biraz e, hem orta siklete göre yani bir, yani bir Paula Costa değil bir Vitikır değil yani kütle hacim genişlik bakımından. Paula Costa mesela o da sekli olur bayağı. Bence sıkıntı olabilir. Ha sıkıntı o, tabii ki sıkıntı olur bence de kesin olur da. Biraz tek İzik... düze kaldı. Yani o el üstünü aradı Seyçuk. Hani çok iyi karıştıramadı. Ee, hani tehdit de, yer tehdidi de Şaray için barındırma barındıramadı. O zaten Biraz şey gitmiyor. kaldı yani. Ee, kısır kaldı. Ee, tehditler bakımından kısır kaldı yani. Birkaç tek damını işte. savundu şara ama burada şey yani işte o boks mesafesi yakın. O yüzden aslında tehlikeliydi ama o boks mesafesine giremedi. Hakikaten çok iyi tekme atıyor. Evet. Ee, ve yakına girdiğin zaman da çok iyi dirsek atıyor evet. bu arada. Evet. evet. Dirsekler evet. De Reaksiyon zamanlaması dedim ya o Oleksiy için bir bir, bir bir tane içeri girerken ki zamanlamasını şey yapıp ee, çok iyi bir dirsekle açtı açtı böyle yani. yani evet. Çok classlı Şimdi... o mesela tehlikeli ya belli. O video boşuna değil o yani. dirseklerini bileylediği video. <laughs> Hakikaten kesiyor ya. Yani. orada Bir ya... bu arada yere gittiğinde de alttan çok iyi dirsekler attı. Aynen. aynen. Evet. Bir adamdaki aktivite daha Arabistan'da ne dövüşmüştü? Ayda bir dövüşüyor şu an yani. Ama o mantıklı işte Amerika'da dövüşemediği için evet. burada evet. kart bulduğu zaman hemen atlıyor. O yüzden mantıklı de Abu Dhabi 308'i. Kart bulduğun Aynen abi 308'i kaçırmaması dövüşemiyorsan... lazım. Bence kesin UFC de alır onu. 180. Bu arada nick için de güzel abi. Bir, bir kayda değer biriyle dövüşeceksen yani şu anda böyle bir arkasında bir takipçi yani. olan bir dövüşçü istiyorsan bir de bambaşka bir hani bir hani arkasında bir hani kanır gibi demeyeceğim ama bir ulusu temsil eden bir kitleyi temsil eden bir dövüşçü sonuçta şarada. Hı. Dolayısıyla Nate için, sü evet. nick için süper yani. Abi Rob Lowler'ı anlıyordum ben. Hani bir geçmişleri de var. O eşleşme o manada muazzamdı. Ya Vincent Luke hani çok sevdiğim bir dövüşçü ama abi yani Taş gibi bir dövüşçü Vicente Luque ve öyle bir ilgi alanı, PR'ı ol olmayan bir dövüşçü. Bence de şara çok daha mantıklı bir nick için. Çok iyi pazarlanabilir bir maç. Evet. Yani siz diyorsunuz ki Nick Diaz bir hafta barburat e, tüketmeden durabilir. Abu Dhabi'ye giderse çünkü yapamaz evet, bunu. E, bir zahmet abi. Biz o yüzden mi gitmedi diyorsun? Abi gitmez ya. Hayda. Vallahi gitmez. <laughs> bence çok güzel olur olsa ya. Abi Gengster, o zaman kabul etmez zaten. Yani. 20 senelik bir potetten yani bunu negatif manada söylemiyorum yani ve ihtiyacı da yok. Zaten efsane 40 yaşında ee, yeni gelen bir canavar şara yani son maçı bence yine dans edebileceği işte Robbie Lawler gibi. Yani o, o oralara yakın bir dövüşçüyle Amerika'da bitirmek ister yani bir sözleşme yani sözleşmesinde bir maç kaldıysa. Ben e, i̇zlerim keyifle izlerim de hiç zannetmiyorum ben Nick Diaz'ın Abu Dhabi'yi. Şey mi sen? Bana, ha. bana bir eski efsane isimlerden birini verin kariyerinin sonlarında. Yani Onunla olabilir. bir dans yapalım. Yani hiç zannetmiyorum. Abi zaten ikisine de Nate'e de Nick'e de yani öyle dövüştürmek yani kolay işler değil. Yani Abi getireceksin bu Abu, Abu Dhabi'ye. Işte. Ya 10 milyon dolar... Nate yaptı falan. yapacağını Hamzat batırdı o maçı Ya yani. yani 5 o milyon dolarınız varsa o zaman Tamam yani Nick Diaz'a verilebilecek yani. Milyon Nick dolar bence net. Milyon vermezler bence de olmaz. Ama Nick Diaz e, şu anda da dövüşüyor olmasının nedeni... ...bence hak ettiği parayı hala kazandığını düşünmüyor. O saygıyı Nate belki onu da kendini kurtardı. E, o saygıyı da yeteri kadar aldığını düşünmüyor bence. Yani seven seviyor tabii ki. Hepimiz seviyoruz Nick'i ama... E, ...bence oralarda eksikleri var. Zaman zaman konuşmalarında çıkıyor çünkü o yani... E, hak ettiğini evet, almadığını hocam, düşünüyor. İhtiyaç o yüzden dövüşmek istiyor zaten. Tabii ki almadı adam. Ama ne kadar istiyor o da tartışılır. Şu an yasal olan ve zannedersem hani bir hafta bilmiyorum belki bir hafta bile değil. Ee, yani hiçbir şekilde kullanması sıkıntı olmayan bir madde yüzünden iki sene iki sene ve bu performans arttırıcı bir şey de değil. Bilakis. <laughs> performans düşürücü kategorisindeydi şey. o yüzden de aslında o ve 5 seneden 2'ye düşürdüler galiba ve 5 seneden 2'ye düşürdüler evet. şimdi adam şey kullanıyor EPO kullanıyor 1 sene alıyor yani EPO nere Aynen. şey nere evet. yani çok acayip yani O Floyd Mayweather'a e söyledikleri şey geliyor ya işte Nick Diaz'ın aldığı ceza başta 4 yıldı galiba o. ne yapmış ya adam mı öldürmüş diyor yani Floyd Mayweather yani neyse <laughs> <Çok gülüyor> <laughs> E, Davis'in Figueiredo, Marlon Vera, e, Figueiredo gerekeni yaparak e, kazanmaya devam ediyor. Ya yani Burada da ama gerekenden fazlası da şu oldu. Chito Vera ilk kez knockdown oldu bu arada. Yani Şanomail'den o darbeleri aldı aldı ayakta kaldı. E, fakat maç sonrasında da erken dönmüş olabilirim galiba dedi. Yani bir zahmet Marlon Chito Vera kendini iyi hissediyordu ama tarihini söyleyeceğim şimdi normali maçı abi Mart'taydı. Ağustos'ta öyle bir maçtan sonra kaç oluyor? Nisan, Mayıs, Haziran 4 ay sonra 4-5, 4,5 ay sonra bir daha kafese giriyorsun. Bence biraz daha beklemeliydi. Kendisi de bunu diyor zaten ama ee, ama performans olarak çok da farklı bir şey olmayabilirdi belki evet. beklese bir de. Yani çünkü Davison Figueroa'yı da hakikaten zekice dövüşüyor. Abi Chito Verrera bence hiçbir bir sorun gör gözükmüyordu, Hı -hı. görünmüyordu ama her zamanki aynı problemi var. Abi bu adam tetiği çekmiyor ya, bir başlamıyor dövüşmeye yani. Biraz daha aktif olmaya başlaması lazım. da en çok korktuğum şey de şuydu, bu adam kesin küçük kalacak falan diye düşünüyordum. Kalıyor. Kalıyor da ama abi adamın gücü yetiyor yani, Başarmış manyak yani. Chito'yu nakdam etmek ne Nasıl demek Nasıl yani? yumruk atıyorsun Başarmış sen? Helal güçlü. olsun gerçekten çok başarılı dövüşçü. Bu arada o da o da çok güzel eşleşme yaş olabilir. Bir taraftan şaşırdım şeydi. Figueredo'nun yaşı abi yaşına rağmen bu siklette böyle dövüşüyorsun sen. 36. E, 36 olacak iş değil yani. Kazanırsa hani 35 üstü şu sikletlerde bu, bu bilmem ne istatistiğine girecek işte. Hani dediğimiz olay var ya. Welterweight altında 36, evet. 35 yaş üstü değil. Bu diye. adam bir de Fly'den geldi en alt sikletten. Aynen. 24 galibiyetin 18'i bitiriş ya. Davis'in figürü Helal olsun. Çok acayip bir adam canım. Ya o da yükselse de görsek keşke ama şimdi tam umar var. Şey istediğini söyledi o. O mali e, Merab galibini istediğini söyledi ama Dana White umar dedi zaten. Galibini değil de mağlubu olur. Mesela ona, ha, mesela. Da, ona o da, bilir, da o da de. olur. Aynı karta koysunlar süper olur yani. Bu arada ben madem bu bu sikletin kartıydı tabii ki e, sıralamayı bir söyleyeyim. Piotr Yan 3'te yani Merab, Kore'yi. Kore artık oradan çıkacak tabii. E, Piotr Yan 3, Chito 4'tü. E, Henice Udo hala 5 bu arada sıralamada. Figueiredo altıydı. Herhalde o da 4 olacak. E, Song Yadong Jose Aldo diye gidiyor. E, burada bir Seudo ne yapıyor diye böyle bir sorasım geliyor benim açıkçası. onu da versinler. E, Chito Çito ve da Song Yadong'u versinler. Ya açı Merap yenilgisi hoş olmadı. Olimpiyat şampiyonu bir güreşçi için. Seudo için. Hem de nasıl yani küçük düşüre düşüre. Evet. Evet. Ya bırakabilir ya. Bence bir dövüşmesine gerek yok Seudo'nun artık. Seo bir mi? de şey Figi'yi destekliyor. Yani hmm. destekliyor. Evet. Çünkü aynı takım yani hani. Arkasında da Albarasim vardı gene. Seudo'nun koç. Vallahi karışık. Yani Figueiredo da hmm. denklemde tabii ki. Ben şaşırıyorum açıkçası. Burada başarılı olacağını düşün bu kadar düşünmüyordum. Yani. Ve göreceğiz Çito işte. karşısında hakikaten çok küçük gözüktü. Ona rağmen bunları başarması. Hadi Cody Garbrandt'ı anlayabiliyorum. Hani Cody de gene büyüktü e, göre ama Chito ya hakikaten horoz olarak gayet geniş bir adam. Ve enteresan oldu. Yani siklet güzel oldu. Bu Shanomaili Merap maçı da iyice patlatacak sikleti. Evet evet. E, sonra da Umar gelecek devreye gibi gözüküyor. Bence iyi hareketli sikletlerden biri. Güzel. Figueiredo'nun da alttan gelip e, şey olması, başarılı olması. Umar zaten geliyor, gelecekti bekliyorduk. E, Kori hala haritanın içerisinde Hı. öyle veya böyle. Henry Sehudo belki dövüşürse dövüşür. Bu bağlamda yani şeyi zengin. Evet, yeni biri var mı diye de bakayım hazır. Bu konuşmuşken. Ya Song Yan nispeten genç. Song ama dolayı. biraz daha kendini ispatlaması lazım. Evet. Ama Chito Vera maçı fena olmaz. Doğru ya kız yaşaması. nasıl 13 numarada ya? Neyse. <laughs> 27 olmalı. <laughs> 13 numarada Dominic Cruz var. Eee deyip hemen skit kapattım. <laughs> Çünkü dövüşmüyor adam nasıl 13 numara? Ya Denevate gibi çıldırayım mı burada yani. John Jones nasıl 3 numarada diye böyle. <laughs> o videoyu <laughs> izledin mi? John Jones son maçı John, gördüm. John Jones daha mı aktif abi Dominic Cruz'dan şaka gibi yani. Dominic Bu kadar da savunması. Son maçı Ito Vera mıydı? Abi şey değil. Han'ın yani, kırıldı. Denevate dışında kimse anlamıyor. Galiba Şeyden, bu arada. Ben de hatırlayamadım şimdi. Chitovera mıydı yoksa Daigisi. başka Dominic bir Kuzun son mıydı maçı neydi? Chitovera idi ben de öyle hatırlıyorum. Burnu kırıldı işte. Aynen öyle. Işte o yüksek o, tekme. sataştı. Yüksek tekmeyi kurdu yani. hani. Evet. O maç, Sesi o maç, sesi o maç. hala o kırık yüzünden programlarda nazal. daha nazal geliyor. Nezleli <laughs> gibi geliyor ses. Yok abi John Johnson savunmada Dana White. Evet. Ee, McKenzie Dern Lupi Godinez'i yendi. Ee, yani McKenzie Dern Şöyle şuradan gireyim. Abi bu tür dövüşçülerin hani Jiu-Jitsu'da işte dünya şampiyonlukları muhteşem bir grappler e, gelir böyle bir şekilde söner. UFC'de MMA'de MMA'ye gelince. Ya McKenzie ben takdir ediyorum ya. Bir de hani şey bir sivit art durumu da var yani. daha çabuk kırılacağını falan düşünüyorsun. Ya kadın tam yok bir savaşçı abi, ya. Yok. Hem güzel, hem savaşçı. Aile hem de aile Aileden öyle bir kırılma yok ya. Çok acayip yani. Baba falan zaten enerji fenomeni ee, yok yani. Dişliği ısırması gerektiği zaman dişliği ısırıyor. Ama işte biz belli bir seviyede asansörde kalıyor yani. Olamaz yukarı... mı yukarı. Hala olamaz mı? Yani çünkü çöp siklet Biraz git geldi bisiklet yani. O dalışı gördükten sonra abi o Amerikan futbolunda öndeki oyuncu dalar gibi dalıyor falan. Yani o bir dalış değil yani. O, o bir takedown oyunu. Evet. O değil yani. Olması lazım. İkincisi gerçekten iyi bitirişleri var. 7 sapmışın mı var? Nesi var bu kızın? Burada da alıyordu kolu. Ya bu evet. biraz daha çok olması lazım abi. Böyle bir adamdan daha çok bitiriş bekliyorsun yani böyle bir kadından. Özellikle top kontrolü almışsın. Ya da işte, yani sırtını almışsın. Bu, bu gibi durumlardan kaçılmaması lazım. Çünkü yani UFC'nin gördüğü en üst seviye jüjitsülerden biri. Kadınlarda zaten muhtemelen evet. en üst bence en üst. Daha üstü yoktur. jiu su. ...Rose'un da çok saf. tehlikeli mesela ama evet. ama bu kadın yere gittiği yok, yok, zaman nevzu... muhakkak bir deneme yapıyor yani. Ha yani jüjitsu evet. maçına sokalım. Herkesi yener. Mekanında örün kim herkesi yener. Hatta siklet bağımsız da yener muhtemelen. Olabilir. E, oradan yukarıya Gabi Garcia'ya karşı Gabi Garcia'yı yendi ya. yani bir şey evet. var aynen. Dolayısıyla belki o açıdan baktığında geri kalan insanlara attığı fark olarak erkeklerde böyle bir fark görmedik. Ona rağmen o kadar bitiriş, o farkı hak edecek bitiriş, onu böyle onurlandıracak bir bitiriş oranı yok bence. Daha çok olabilir yani. Ama seviyenin yükselmesiyle de alakalı bu ya. Ben şey açısından yani dediğini anlıyorum. Evet, bitirişlerde az ama Yere ama Habib gibi olması lazım Her her maçta bir şekilde bir deneme yapıyor yani. Hani biraz süre olsa belki burada da kolu alacaktı. Hani geçişleri falan ya muazzam açıkçası. Ama yere inmesi tabii yere ki sıkıntı. intikal de. etmesi Ayakta lazım. dövüşmesi gerek. Kendisi de bu medya gününde şey dedi. Ya benim e, bu kadar kırışmamam lazım dedi yani hani bu kadar vuruşmaya girmemem lazım çünkü ailem var. Ailemle sağlıklı bir vakit geçirmek evet. istiyorum ileride diyor. E, gene vuruştu. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> gene vuruştu. Çünkü yani. İstediği yere şey yapamıyor. yok kafese. Bir diğer nedeni de şu jiu diyoruz ama şimdi şunun da tam açıklamak lazım. McKenzie dönün üst seviye olduğu jiu gi jiu-jitsu. Yani no gi değil de daha çok hmm. gi ile şeye alışık o. Doğal olarak hem onun olmaması hem de eldivenler onu biraz daha e, de, yani alışık olmadığı alana çekmiş oluyor. Bir evet. de yere alması lazım. Bir de yere alması yere almak hani, hani direkt jiu-jitsu ile alakalı bir mevzu olmadığı için yani mesela hmm. Jang'a düşünüyorum direkt hani yani kemer sahibi Jang. Yani yere almak, yani Tyrone Woodley'i nasıl, Damon Maya, Tyrone Woodley'i yere almaya çalışırken ki hal gözümün önünden gitmiyor benim. Yani çok üzülmüştüm ben Damon Maya'nın o haline. Ee, yani öyle bir şey de e, görebiliriz. İşte orada başka seviyeler, başka dinamikler var. Bana da o seviyeyi, yani o Jean Valey seviyesi, e, karşılayabilecekmiş gibi gelmiyor ama kesinlikle düşük de değil. Böyle bir yerde kaldı, kaldı böyle. Bir yerde öyle. kaldı yani. Evet. Evet. Ama en pazarlanabilir dövüşçü muhtemelen şeyler yani Dövüş yani <laughs> yeteneği dışında muhtemelen en pazarlanabilir. Bu arada evet. dövüşleri de keyifli. keyifli Hepsi keyifli, keyifli. Çünkü vuruş alıyor, vuruş atıyor. Evet, evet. Yani. peşinden Doğru. koşuyor yani. Böyle bir pasif evet. kaldı bir durum yok. Ama Asiklet'in Dark Horse'u muhtemelen Tatiana Suarez'in görüne kadar. Dark Horse falan değil abi Tatiana Suarez. Ama o da hep sakatlanıyor işte. İşte o yani. bir türlü dövüşme değil. Doğruş. Şimdi yani, göreceğiz. Kemer onu için yani. direkt bir numaralı Contender zaten. Ama ne zaman gelecek ee, Joel Alvarez, Elves Brenner. Neden bu kadar sürdü? <laughs> Sorasım var. İlk round çünkü çok acayip yüklendi ama dayanıklı Elves Brenner. Dayandı ama 3. round'da gene bitirdi. Bütün galibiyetlerinde 20 oldu 18 galiba. 18 mi? 18 mi? 21'e 3 galiba veya 22'e 3. 18 Hepsi bitiriş. 18, 18, 18. Bu nasıl bir adam ya? O hal siklete göre çok 21 olmuş evet. E, siklete göre çok uzun zaten. Hafif siklet. 70 kilo 1.88 boy. Müthiş bir evet. iç. Ve, ve iyi kullanıyor. Her şeyi keskin. Dizler keskin, dirsekler keskin, yumruklar keskin. Hepsi bitirmek için. Sanırım ilk round'da bitiremedi. Biraz vites düşürdü gibi geliyor bana. Muhtemelen. Evet. Bence Çünkü iyi ilk round'da da bitirdi. Çok fazla maç var. Evet, yani güvenli davranması var. önemli. Yakalamış böyle bir kartı. Ana ana kartta yer alıyor. Bence çok güzel performans bu arada. Evet. Ama yani bir taraftan da ne dayanılık arkadaş o kadar dizye, o kadar o şeyde kafayı tutup diz, o kadar çok dizin atıldığı ve bu kadar dayanıldığı bir maç görmek zor bence de yani. Gene de dizlerle bitirdi. Evet. Gene de. Evet. Böyle alt karttan da bir azamatı söyleyelim. Murzakanov 14-0 oldu. Gene knockout. Alan Zomenifield'ı knockout etti. E, hafif ağır sıkletti. Yam vuruş biçimi mesela azamatın mancınık gibi atıyor yumrukları. yani, ya çünkü çıkan ses de böyle şey. Hani uzaklardan bir şey yapışıyormuş gibi yani. Hani öyle bir yay gibi atıyor yani. Mete gazoz gibi yumruk atıyor yani. Bunu <laughs> belirtmek de. istedim öyle sadece. Yani <laughs> çok sert gözüküyor ve çok sert muhtemelen zaten. Yani Alonso Menifield gibi birini yok etti. Akat etti ama yumru atış biçimi, hız biçimi, o oturma biçimi bana enteresan geldi. Yani onu söylemek istedim şey. sadece. Hakikaten mancınık gibi Azamat Trabüşe... muzakano. <laughs> ee, diyerek gündemimize devam edelim. Kartı bu şekilde bitirdik. Bir hatırlatma yapalım tabii ki. Değerli izleyenlerimiz eSport Plus'ta müthiş bir hafta sonu bizleri bekliyor. UFC'de Pazar 02. Marcin Tibura Sergey Spivak ...maçı var. Ek olarak... ...cumartesi gecesi Bare var. Bare 64. Connor Tierney... ...Johnny Graham karşı karşıya gelecekler. Ve şampiyonluk maçı. Cumartesi 21'den... ...itibaren... ...Esport Plus'ta bu yayın. Bare canlı tekrar izle... ...seçeneğiyle de Esport Plus'ta olacak. Esport Plus, esportplus.com... ...üzerinden Fight 2024... ...kampanya koduyla ilk 3 ay indirimli olarak... ...üye olabilirsiniz. Diyerek... E, gündemi Bare Knuckle dedik. Hadi ona geçelim. Conor McGregor'ın Bare knuckle, bu geçen hafta da vardı. Hafta sonu. Bare Knuckle FC ringine girişi. Önde e, kızlar, arkada Conor. Yeni tıraş olmuş. Tamamen kafayı kazıtmış. E, kafada iyi gibi. <laughs> kafada iyi gibi. Muhtemelen iyi. Zaten ringin ortasında da açtı bir tane de Bira götürdü orada, kendi birasından. Başka birada içmez bu arada. Kendi yani. birası da mı var? <laughs> tabii Forged bir şey ha, seçti. Yani. Kendi forged birasından bir şey. götürdü. Zaten onun şeyin de sponsoru yani, Bayern Akıllı'nda. Lansman gibi bir şey. Yani olmuş patron işte. geldi, e, şovunu, yap, şovunu, şovunu yaptı. Bayern Akıllı parlatmak için tabii hisse sahibi olduğu Vay. için artık elinden geleni yapıyor. Ama eğlencesinden de, de eksik etmiyor. Oluş. Sonrasında da bir barda eğlenmiş galiba. Hmm, tabii. Oradan da görüntüler çıktı Ya diyecek bir şey yok. Bu adam hayatını yaşıyor. Şey Ölçecek mi? Ha. Dana White'a da bir soru soruluyor. Ee, Dana White, John Jones'la ilgili soruyu cevaplıyor. Evet işte Kasım'ı falan hedefliyoruz gibi bir şey diyor. Conor'la ilgili konuşmayacağım diyor. Hazır olduğunda bana zaten söyler diyor. Bir mesaj atar. Söyler. O da tripli. O Peki. da kadar tripli. Hı hı. Ulan senin Pinky Se... senin yüzünden <laughs> o kadar olay yaptık. Milleti duyurduk. Yani tantana kaldırdık falan. İptal Hı. ettik, bir daha yeter. İlla Allah diyor yani şu an. Connor'la ilgili bir şey, ne bana sorun... ...ne de benden bir şey bekleyin diyor bence. Connor yani. böyle tweet falan atıyor her akşam Dana da mesaj atıyor mudur diye merak ediyorum. Ben mesela alakalı alakasız. Eventleri izleyince ya sonuçta dövüşçü adam he. yani. Gaza geliyor. Eventleri izliyor. Kafa da güzel. Olayım, ben döverim lan bunu. Ha, ben bunu alırım. Hep böyle yani şeyle. <laughs> <Region karşısındaki gülüyor> o Aynen, ya Aynen ya o ekiple <laughs> böyle bir, bir sürü arkadaşıyla falan oturuyorlar. Ben bunu alırım. Ben bunu alırım. Onu da Yanında da yancılar var. Ne diyorsun yancılar abi var döver var. misin falan diyorlar ona. <laughs> döverim tabii lan falan diyor. Herkes Türk'müş gibi <gülüyor> <gülüyor> aynen öyle. <aynen. gülüyor> Ay. Afiyet olsun Kanır. Diyerek. Afiyet olsun. E, İslam Maaçev ile Belal Maaçev ile Belal Muhammed e, yan yana geldiler. İslam nasıl kemer tutulması gerektiğini Belal Muhammed'e gösterdiği bir <laughs> e, video vardı. Hakikaten şey gibi. Ya. Pazar poşeti gibi tutuyordu. Gerçekten. <laughs> kemeri ya. Yani Belal. Gerçekten. Bak öyle değil böyle diye güzel gösterdi. Tarif etti İslam. Bunun da dışında İslam'ın... Belal'den daha iri olduğu dikkat çekti. Biri 70 şampiyonu biri 77. Doğru. Valla Yücel Tuan tam manşet gibi söyledin ama doğru. Öyle ama. Evet. Paparazzi şey gibi manşeti gibi oldu. <laughs> <laughs> dikkat çekti. Yani Belal yoksa yeni maçtan çıktığı için mi acaba öyle gözüktü ama abi, daha iri abi. Bu performansı bu maçı gördükten sonra yani İslam... Leon'a karşı baya bombo bir maç olurmuş yani. Evet. evet yani nefes aldırmaz. Nitekim Belal de nefes aldırmadı da yani İslam da nefes aldırmazmış. Feci nefes aldırmazmış yani. İslam bile bitirirdi herhalde. Yani muhtemelen Olabilir. arkasını da alıp bitirebilirmiş evet. herhalde. Ama tabii İslam nedir, ne dedi? Dion'un hayal kırıklığı nedir abi ya? Bu kadar Dion'u bir şekilde hani tehlikeli maç İslam falan olabilir gibi derken işte de böyle nankör bir spor tabii Vallahi ki. Yani. Bir yani. son performansına göre dövüşçüsün ya. Evet. onun son performansı evet. hayal kırıklığı ya. Ya böyle biz bir şey burada olabilir. ben daha doğrusu hani Recep'i hatırlıyorum burada konuşurken. Colby'e karşı e, çok iyi bir güreş savunması göstereceğini falan söylemişti. Ben şüphe duyuyorum falan demiştim. İnanılmaz bir performans görmüştük o maçta vay be dedim yani Leon, Leon ne kadar üstüne koymuş tam paket olmuş ee, ama işte bir yandan da belal geliyor. Ee, Koçu Lavol da sırtında bir sıkıntı vardı falan. Belal de yani... güldü buna ya. Yani bunlar tam komedi diye. Ya bir olabilir. Ama... E, be Belal'in de belki bacağında vardı yani hani bilin bir bilemeyiz bunları. Bunu yenildikten sonra söylemek olmuyor. Bu Belalin soktuğu test de kimsenin sokmadığı bir test yani. Bu arada Osman da böyle dövüşmedi. Böylesine basmadı kimse bu adama. Abi bence kendi de şaşırdı. Yani Kolbi zaten basamamıştı da kendiliğinden ama İslam da basardı. Obi nasıl basamamıştı? Ben ona şaşırıyorum. Ben Kolbi'nin basmasını bekliyorum. Kolbi değil abi o işeden sonra, o pançtan sonra hmm, bence diyorsun ha. Bir bir, bir o da gitti yani. Hem fena vurdu, vurdu. Hem Yaşı gitti. Bir, bir, hmm. Hepsinin kombinasyonu yani dişi bence. Hmm. Dişinden değil de tabi o sarsıntı elmacık da geçmiş olabilir. Nakavt oldu mu, elmacık yemi kırıldı bilmiyorum. Bir evet. süre o adam fotoğraf vermedi. Yani belki vermedi, kozmetik vermedi. bir şey vardı. Twitter da var yani. bile yani. Vermedi. Aynen. Polise şikayet etti falan. Evet. 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 Aynen evet. aynen. O coğrafyada gidiyoruz. E, Thomas de Habib Bey İslam'ı kıyaslamış. E, Dövizselerde bence İslam Habibi yenerdi diyor. Ayakta İslam daha iyi. Güreşleri de çok benzer. Bence İslam alırdı demiş. Aspinal. Biz de yani işte. programlarda konuşmuştuk bunu zaten. Senin baban benim babamı döverdi muhabbetine bağlanıyor bu da. Bence yenemezdi. Bence abi yenerdi. Valla ben de yani ikisini de izledim. İslam da müthiş dövüştü ama afedersin. affedersin. <gülüyor> <gülüyor> Niye? Ha, şey. Parmağı vurdum ya. Yani İslam'ı kaldırmazdı. Ya bilemeyiz. İslam'ı işte. kaldırmazdı tamam. gibi geliyor yani. Bilmiyorum. Antrenmanda Zannetmiyorum antrenmanda Habib round vermiş olsun İslam'a. Ee, yani kendi prime döneminden bahsediyorum. <laughs> şimdi böyle abartı abartı şimdi, anlatıyordu şimdi, İslam işte antrenmanda şöyle böyle daha iyi falan diye anlatıyordu. Bence yani. Habib'i kızdırmak için yapıyordur ya. Yani. Ya onların arasında bir şey de olabilir. Habib'i kızdırmak için yapıyordur ya. Olabilir. Ee, şimdi olmaz tabii canım. Habib Habib'in de maşallahı var ya. <laughs> habib, habib, ya evet Ümit yani. Özata Atatürk. <laughs> Her gün <laughs> antrenman yapıyormuş bu arada. Ya yapıyor hiç, ama hiç boğazı kesmiyordur işte. Yani şey diyet ya. yapmıyordur. Müthiş güçlüdür ya. yani. işte şu anda. Big boss olmuş yani hani Abi, net olarak. Bilekler bilekler. Bilmiyorum şu anda da. <laughs> o bu arada karakter yani. olarak da belki de babasından daha sert. O yüzden bu adamları kampta kamçılıyor yani. Tabii tabii. Canım. O yüzden o kamptan çıkan şu anda. Abi kışla eğitimi gibi. Evet. Yoklama alıyor Tam gibi. Tam yok yani. Baya şeyler ya hazır oldu falan hmm. duruyorlar yani. İzlemiştim. Maça çıkan seviniyordur ya. Oh maçım var. Evet, Biraz evet. kurtulabilirim Aynı, sonrasında. Aynen. Maç aynen. bu kadar zor değil çünkü yani gerçekten. E, ve e, en son konumuz en ilgi çekici konumuz belki de UFC 308 kartı açıklandı. Bomba gibi düştü ya. Abi i̇nanamıyorum aldım böyle kartı. İnanamayız. İlk şeyi UFC tweetini gördüm. Ben daha Topuria Max'i görmemişim. Karta gene yükseldim. Ben de görmemiştim. Whittaker Hamzat, Cyril Gan, Alexander Volkov, Ankalev Rakic. Tamam Rakic onları bir tarafta tutalım. Bu karta yükseldim. Sonra sonra da açıkladı ama Denevite, evet, evet. Solo ve Ilya ya da bu kartı açıkladım. Evet. Ya benim için bu kart okeydi bu arada. Evet, 308. Evet. Biz de Ersayla bakıyorduk. Diyoruz ki ya kemer tamam yok. harika da kemer mi Kemer yok. yok. Nasıl kemersiz olur mu falan derken abi Topuruyor Max görünce yılın kartı olabilir. ya bu yıl ne gördük abi 299 gördük 300 gördük. Bu yıl ya. Evet. Şimdi 308 hani bunlar yarışacak yılın kartı olmakta net olarak. 308 inanılmaz bir kart. 26 Ekim miydi? Aynen. 26 Ekim. Dersay gidecek herhalde. Bir dakika senin düğün ne zamandı ya? Eylül. Ha okey tamam. denk doğru doğru pardon tamam. Yani nereden konuşalım bunu? Şöyle bir genel bir konuşalım ama. Şöyle yani, bir soru soralım. Yeni yeah, <laughs> seyircilerimize. Gide, gidelim mi bu bu şeye, bu karta? Gidin diyenler Ama gidin. Ama gidilmezse neye gidilecek? Doğru. Yani Nick Diaz şarayı da buraya koy. Abi yok yani inanılmaz bir kart. Evet. İnanılmaz ben bir kart her şeyde. Hani burada tabii hani gittiğimizde hani röportaj yapıyoruz falan filan. Ama Max ile röportaj yapmak falan inanılmaz. <laughs> i̇nanılmaz. Dağını <Daha gülüyor> yani. yani. altını da doldururlar. Bir de yani. gelirse onlar röportaj yapmak of of of. Daha bu. yani çünkü açıklanarlar. Yapabilirim. Ya hepsi kafa yani ana kart inanılmaz dolu. Zannetmiyorum alt kartı da böyle aşırı kısır şey yapsınlar orayı da Bence biraz de. doldururlar mutlaka. Evet. Baya baya acayip bir kart geliyor ya. Aynen. Anka Aynen. Ay, şey Anka Levrekich, Volkovgan yani Volkov 2.0 <laughs> Gan çok uzun bir aradan sonra dönecek. Alt kartta da bedavaya Mokayev diyor şu Eyvah ya. <gülüyor> üzerine, <gülüyor> üzerine para da verebilir Mokayev şu anda. Şu anda o duruma geldi. Bu şey gördünüz mü? Şey, film, evet. Şeyine. Race <laughs> F4. Yok istemiyoruz. <laughs> Hayır, i̇stemiyoruz dedi abi. Çok Net. baş ağrısı dedi. Allah <laughs> abi, i̇stemiyoruz dedi. Mokayev şu anda olabileceğin kötü durumda. En kötü yerde evet. Ve o kart da onun Haftaya için olabilecek en iyi bir kart. Olurdu UFC gerçekten bir şey yaparsa bir kıyak geçerse. Abi, ölümüne girmesi lazım bu maçta işte yani. Araya, artık. işte menajeri mesela kim? Bak, yani araya girip mutlaka konuşacak. Orada şeyde hata yapmış galiba. Ali Abdülaziz'di galiba. Hmm. Onunla ayrılmış. Ali Abdülaziz de i̇şte. çok güçlü bir figür UFC'de tabii evet, ki. Tabi. Orada bir Yarısının şey herhalde roster'ın yarısının menajeridir. Yani. Hani bir şans vereceksin evet. UFC ona. Abu'da bir de o coğrafyada. Mokayev bedavaya zaten millete para veriyor. Hani Nick Diaz'a da para verecekse gel ile hmm. dövüş diye... ...biraz da ekonomi yapsın. Biz gittiğimizde de dövüşmüştü alt kartta. Aynen aynen. Evet... E, ...Ankale kemer maçı olmadı tabii. O da da ayak iç maçı da güzel maç. Gerçekten. Evet. Ya İbo da şurada dövüşse aslında... ...İbo'dan aslında bak, alamadık. İbo Aslan da buraya gelse ya, yani... İbo, o zaman var ya zaten yani yani zaten yani şart olur gitmemiz zaten şart bence o karta ya. Şimdi biz, ben tamamen bu kendi fikrim ben bir şey duymadım etmedim. Ben o haftaya toplantı ee, koymuyorum yani. Mesela işimde. o maçın yedeğine İbo'yu şey yapım yapmış maç olabilirler ama. mi? Eğer önünde anlaşmış bir maçı yoksa. Hangi Ankale maçı? Rakic. Ona bir dövüş yedek dövüş koymazlar da. Falan. Ha. Yani Rakic ile Gerçi o kadar dolu dövüşüm, bir kart ki yedek diye. koymasına gerek yok. Sadece şey ya buradaki röportajdan Rakic ile ee, evet evet. Aynı kamp hani onunla bazı, dövüşmek. Bazı istediği, şeyleri dövüşmek ne istemesiyle şey. alakalı evet, falan yani aynen. dövüşür. Ya buradaki evet bu eksik bence. Burada açıklanan başka maçlar da var. Bu arada şey Hamzat tarafına da şöyle bir şey diyelim. Umarım bir şey olmaz diye. Evet abi, lütfen. Lütfen. abi ya lütfen. Ve Widi'nin yaptığı da çok büyük abilik, çok büyük büyüklük aynen. yani. Aynı, hiç gerek Şu yok anda. bu maçı almasına. Ya da çok para vermez. İkrama tabii. hiç gerek yoktu. Yani evet. ikramı yaptın hadi bir de gene kabul ediyorsun yani. Yani bitikırı oyalıyorlar şu anda bir taraftan da. E çünkü oyun zaman alabilir. Abi bitikır da bunun farkında. Abi duplesi Adesanya maçının galibinden bağımsız olarak sıradaki kişi Strickland olabilir. Evet. Strickland'ı da bekleyecekse Whitaker'ın oh. çok zamanı var ya o yüzden biraz oyalıyorlar onu. Dupli, Belki de o da dupli farklı. Duple Sadesenya Rövanş'a gidebilir bu arada. Yani o da tabii, var. Tabii Rövanş olabilir. Olabilir. Bilmiyorum Mantık. evet olabilir gerçi yani. <laughs> yani Whitaker Hall of Famer yani. Diğer maçlar Denigel, Iron Murphy, e, Rinat Fahrettinol, Nursultan Rüzubayev. Uf. Yani bunlar of. da zaten Keni Denizecük <laughs> bu Marcos Joelia <laughs> de Lima. Okay. Denizecük. <laughs> İyiyim ben. Denizecük. Is it <laughs> Okey oluşu inanılmaz. Yani, ya sırf, <laughs> bir anda suratın düştü. Evet. <laughs> sırf Enze, Enze da değil. Bojario de da ya. Yani. Ki Enze bu da yani bizi Ama... heyecanlandırıp son performans. Abi Enze Chukwu öyle bir vücut öyle bir beden. Ve bunu hiçbir şekilde kullanamaması falan. İyinemez. Biraz öğreniyor ha tamam falan demiştik yine sonra. Abi bu karta ibo gelmesi lazım. Aynen. Gelsin. Jofnil Rafael Dosanjos. E daha ne olsun da abi sen okumamışsın. Bu da mı zaten? 308'de Şafkat. bu arada? Bu da mı 308'de? <gülüyor> <Yok>. <gülüyor> Oha Şafkat. Öyle bir şey olursa var Şafkat ya. Şavkat nerede işte. dövüşecek abi? Şavkat artık dövüşmeli sanki. Şavkat dövüşecekse zaten ama şeyle dövüşecek yani. İnger. Ne ingerisi? Belerle dövüşecek abi. Kemer. Dövüşebilir. Tabii tabii ke kemer dövüşmesi lazım. Aynen belerli... Ya i̇ki ke mi mermiyorsan zaten artık yani El daha bu kart ya. dolu değil taşıyor bu kart yani bir de kim belalı koyarsan artık bu kart zaten altı kısır olmaz dedim ama zaten bakmamışız. Hmm. Altı, altı çok iyi. iyi abi. Liron de niye diyorsun? İyi. Çok iyi maç. Rinat Nur Sultan inanılmaz, i̇nanılmaz maç, yani. maç. İnanılmaz maç, maç. Şey maç. Rafael Dosaynos kimle dedin? Eee Neal. Abi daha ne olsun ya? Bu arada o da çok. Daha ne olsun Sert ya. maç yani. Sert. Ama buraya İbo lazım. Kesinlikle İbo, lazım. İbo lazım, buraya İbo lazım. Buraya İbo'ya birini düşünelim asıl, İbo'ya kimli olur burası? Size de soralım, İbo'ya kim olur? Aşağıya yazabilirsiniz değerli izleyenlerimiz. Ee, İbo'dan bir haber gelir ya yakında herhalde, yazın dövüşsem de dedi çünkü. Evet demişti ama... Ağustos'ta başındayız, daha var tabii yazın bitmesine. Ama tam kamp istiyor, ee, en son konuştuğumuzda öyleydi. Yani bu aralar olacaksa açıklanması lazım herhalde. Antrenmanlara devam ediyor, sosyal medyadan. Evet görüyoruz onu. Şu an süper tam kamp yap yapmalık zaman var işte. Hı hı. Güzel. Yani şu an kapansaymış. Abu da bir ekimde. Mükemmel olur. Sekiz evet. hafta var mı? Var herhalde. var. Paris kartı neredeydi? Ama İbo buraya yakışır ya. 308 Yakışır. Kartına. Yok yok aynen bence de. Paris kartı da. Paris kartı yok mu ya? Heh. Paris 28 kartı. 28 ana maç Nasurdin Imamov. Daha açıklanmadı ana olduğunu ama Brandon Allen'la karşılaşıyor. muhtemelen ne olur Fransız diye. Yani hmm. Dağıstanlı Fransız. Yok canım Benoît Sendoni var burada. Yok hmm. olan ana maç yapmazlar. Ya yapabilirler belki bilemiyorum önce. <laughs> Sendoni'yi yapabilirler ya ana maç Fransa'da. Ama işte rakip Renato Moykano. Ya, ya eğlenceli de hani hmm. Imamov Brandon Allen daha Ciddi, ciddi bir sırası iki, olur. İkisi de olur. Ya. De olur, ya. olur da bence de ikisi de olur bilmiyorum. Ee, Okey. Bitirelim. Bitirelim. Ağzınıza sağlık. Sizin de ağzınıza sağlık. Sizin de. Ha? Arda Tümer, Recep Mert. Güzel Esport Plus'ın sunduğu Pound for Pound böylelikle sona eriyor. Değerli izleyenlerimiz siz de yorumlarınızı aşağıya iletebilirsiniz. Like diyebilirsiniz. Abone olmayanlar da olurlarsa seviniriz. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dövüş sporlarının tek adresi Esport Plus sundu.